Sevgili izleyicilerimiz Uyanış adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Pastor Güçlü Erman. Bu program serisinde Tanrı'nın sesini işitmek konusuna değineceğiz. Ve bu paylaşımda yardımcı olmak için de Pastor Hamdi Erman bizlerle birlikte. Pastor Hamdi hoş geldin. Hoş bulduk. Pastor Hamdi Tanrı'nın sesini işitmek dediğimiz evet. zaman gerçekten bu çok önemli. Yani Bir Mesih imanlısı için en önemli konulardan birisi Tanrı'nın sesini işitmek. E şimdi tabii bu arada e, Mesih imanlısı olmayan kişiler yani Hristiyanlık inancını kutsak kitabı bilmeyenler için de Tanrı sesini işitmek konusuna değindiğimiz zaman yani evet Tanrı sesini işitebilirsin ya da ben Tanrı'dan duydum gibi sözler söylediğin zaman haşa böyle bir şey mümkün mü diye düşünüyorlar. Bunu çok esrarengiz bir şey gibi görüyorlar ama bu çok esrarengiz bir şey değil. Evet. Bu çok gerçek bir şey ve bu çok aslında ne kadar doğa üstü olsa da Mesih imanlısı için çok doğal ve normal bir şey. Yani Tanrı sesini işitmek. Çünkü gerçekten Tanrı sesini işitmeden yaşamak büyük bir hata olur. Doğru. Değil mi? Mesih imanlısı için. Bir Mesih imanlısı Tanrı sesini işiterek yaşayabilmeli. Doğru değil mi? Doğru. Mesela bazı insanlarla görüşme yaptığım zaman şöyle diyorlar. Yani bir insan konuşur, onu duyabilirsin. Ama Tanrı bir ruh değil mi? Evet. Ama konuşur mu Tanrı diyorlar. Yani onu nasıl ayırt edeceğiz? Ben o diyorum ki onu ayırt edebilmek için evvel onu tanımak gerekiyor. Evet, bu çok evvel önemli. ona inanmak gerekiyor. Ondan sonra onun konuşmasını ruhtan algılaman gerekiyor. Evet. Şimdi Tanrı'nın sesi dediğimiz zaman tabii Hı -hı. ki şimdi başlangıçta mesela Kutsal Kitab'ın ilk bölümüne baktığımız zaman, yaratılış kitabına baktığımız zaman Tanrı Adem ile Havai'yi yarattı. Onları Adem bahçesine yerleştirdi. Ve diyor ki bahçede günün serinliğinde onlarla birlikte paydaşlığı vardı. Onlarla konuşuyordu, onlarla birlikte yürüyordu. Yani çok yakın bir ilişkiye sahiptiler ve Tanrı'yı yüz yüze görebildikleri için de Tanrı'nın sesini işitmek onlar için çok çok daha kolaydı. Evet. Ama günah işledikten sonra görüyoruz ki özellikle Yaratılış 3. bölüm 8. ayette diyor ki derken günün serinliğinde bahçede yürüyen Rab Tanrı'nın sesini duydular. Hı. Hmm. Ama bir şey oluyor. Ondan kaçıp ağaçların arasına gizlendiler. Sonra 9. ayette de Rab Tanrı Adem'e neredesin diye seslendi. Ve o zamandan beri Tanrı insanlara neredesin bana gel diye sesleniyor. Hani e çünkü günah günahtan beri, günah ve düşüşten beri artık insanlar Tanrı'dan kopmuş durumdalar. Doğru. Ve Tanrı ile o yakın kişisel paydaşlığa sahip değiller. Bunun için Tanrı'nın onlara gelen sesi İlk ses neredesin bana gel. Yani tövbe et. Evet. Bana gel. Günahlarını bağışlayacağım ve o ilişkiyi tekrar sağlayacağım ki sesimi işitebilesin. Yani Tanrı'dan uzak olan birisi için duyması gereken ilk ses şu. Neredesin? Tövbe et ve bana gel. Doğru. Dediğin gibi yani bunu bu adımı atmadan Tanrı sesini işitemez kişi, değil mi? Doğru. Tanrı'yı tanımadığı sürece. Tabii. Ve bugün dünya yaşamına baktığımız zaman bütün insanlar aslında Tanrı'dan işitmek istiyor. Evet. <laughs> bu ihtiyacı hissediyor. Tabii tabi kesinlikle bunu hissediyorlar. Onun için yanlış yerlere gidiyorlar. Falcılara gidiyorlar. Ne bileyim kahve falından, kağıt falından, el falından birisi onlara bir şey söyleyerek "Aa bak Tanrı'dan duydu. Benim için, benim geleceğim için iyi şeyler söyledi." diye kendi kendilerine avunuyorlar. Evet. Aslında değil. Benliğin sesi onlar. Evet. Tanrı ya da ya da iblisin sesi. Tanrı illa bir şeyin içinde olarak o insanların düşündüğü gibi konuşacak tarzda bir rab değil. Evet. O yeri ve zamanı çok iyi biliyor. Evet. Ve insanlar Tanrı'nın sesini işitmeyi arayış içinde oldukları için çok çeşitli şeylere başvuruyorlar değil Doğru. mi? Doğru. Yani meditasyon, işte çeşitli e, ne bileyim e, dinlere, çeşitli uygulamalara, çeşitli insanlara ve hep, hep bir yere başvurmaya çalışıyorlar. Bir arayış içindeler. Bir şeyi okumak, bir şeyden öğrenmek, bir yerden işitmek için. Çünkü insanın içindeki en büyük temel ihtiyaçtan birisi. Temel bir ihtiyaç bu Tanrı'nın sesini işitmek. Doğru. Çünkü insan Tanrı'nın sesini kaybettiği andan itibaren kayıp durumda ve karanlıkta ve ne yapacağını bilmiyor ve e, nasıl ya yaşaması gerektiğini bilmiyor ve o özlemi hissediyor. ve Ama bu özlem içinde yanlış şeylere başvurabiliyorlar. Çünkü çeşitli sesler var diyor kutsal kitap değil mi? Yani Tanrı'nın sesinin dışında insanın sesi var tabii ki. Benliğin sesi, kafanın sesi ve Şeytanın da sesi var. Doğru. Bunları nasıl ayırt edeceğiz? Yani bunları ayırt edebilmek çok çok önemli. Değil mi? Ayırt edebilir miyiz bunları? Ayırt edebiliriz. Peki nasıl olacak? Kutsal kitap ne diyor bize bu konuda? Ee, Yuhanna kitabın 10. bölümünden okumak istiyorum. Şöyle başlıyor birinci ayetten itibaren. Size doğrusunu söyleyeyim. Koyun ağlığına kapıdan girmeyip başka yoldan giren kişi hırsız ve hayduttur. Kapıdan giren ise koyunların çobanıdır. Kapıyı bekleyen ona kapıyı açar. Koyunlar çobanın sesini işitirler. O da kendi koyunlarını atlarıyla çağırır ve onları dışarı götürür. Kendi koyunların hepsini dışarı çıkarınca önlerinden gider. Koyunlar da onu izler. Çünkü onun sesini tanırlar. Bir yabancının peşinden gitmezler. Ondan kaçarlar. Çünkü yabancıların sesini tanımazlar. Ve buradan 27. ayete geçmek istiyorum. Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım. Onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Evet. Haleluya. Bu bölüm gerçekten çok önemli. Hamdi, e, İsa burada iyi çoban olduğunu söylüyor ve gerçekten bu önemli. Şimdi koyunlar çobanın sesini tanırlar. Çünkü Hı -hı. çobanla sürekli birlikte olurlar bir yabancının sesini dinlemezler ve birçok yabancı ses var dünyada. Var. Ama İsa Mesih de Tanrı'nın sesine sahibiz. Çünkü İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşa sahip olduğumuz zaman yeniden doğuyoruz ve Tanrı'nın Tanrı'yı tanıyoruz bir kere. Tanrı ile tekrar bir ilişkiye sahip olabiliyoruz. Çünkü bütün bu olay ilişkiden ibaret. Yani Tanrı'nın sesini işitebilmek istiyorsan ilk önce Tanrı'yla bir ilişkiye sahip olman lazım. Bir dine değil. Çünkü dinlerde insanlar sürekli Tanrı'ya ya da herhangi bir e, işte ilahi varlığa sürekli yalvarmakta, yakarmakta ona ulaşmak için çaba göstermekte. Ve konuşanlar da onlar. Yani mesela dua diyoruz değil mi? Dua nedir ki? Dua etmek. Dua etmek insanın gelip de Tanrı'ya sürekli bir şeyler söylemesi değildir dua. iki yönlü bir iletişimdir. Hı hı. Dua da biz konuşuyorsak Tanrı da bize konuşuyor. Hatta e, Tanrı bize bir ağız verdi, iki kulak verdi. O yüzden konuştuğumuzdan iki kat daha fazla dinlememiz gerekiyor. Dinlememiz ve işitebilmemiz gerekiyor ama şimdi ta, yani kuru ve ölü bir dinde buna yer yok. İnsanlar e, insanlar sağır ve dilsiz putlara tapınıyorlar. Sağır ve dilsiz ilahlara haykırıp yalvarıp yakarıyorlar ama hiç geri konuşan bir ses yok. Yok. Ama İsa Mesih'te geri konuşan bir ses var. Evet. Çünkü İsa Mesih'te Tanrı'yla kişisel bir ilişkiye sahip olabiliyoruz. Doğru. İsa Mesih'teki kurtuluş sayesinde yeniden doğarak ruhumuzun dirilişine sahip olarak Tanrı'nın ruhu içimize geliyor ve bizim ruhumuz ve Tanrı'nın ruhu bir iletişim içinde. Tanrı ruhtur. Bu yüzden Tanrı bize konuştuğu zaman e ruhuyla konuşuyor. Doğru. Değil mi? Ve İsa da böyle diyor. Yabancı sesler var. Onları izlemeyin. Ama beni tanıyan diyor, Tanrıyı tanır ve Tanrının sesini işitir. Bu çok önemli bir şey. Doğru. Ve bizi burada yabancı seslere karşı da uyarıyor. Evet. Yani koyun postuna bürünmüş yabancılara inanmayın diyor. Gerçek çoban benim. Evet. Benim sesim diyor. Çok farklı bir ses. Ben daima iyi, sevgi, doğruluğu dürüstlüğü konuşan, önderlik yapan bir sesin. Evet. Onun için onun sesini iyi duyup iyi işitmemiz lazım. Tabi bu arada da en büyük engeli ortadan kaldırmak gerekiyor. Günahtan tövbe ederek Tanrı ile bir ilişkiye girmek. Evet, bu çok önemli. O günah duvarı zaten Tanrı'nın sesini işitmemizi engelleyecek. Hatta eski antlaşmada bir ayet var diyor ki yani gökler diyor, demir oldu. Sesinizi artık işitmiyorum hı hı. günahlarınızdan dolayı. Yani günah insan ve Tanrı arasındaki ilişkiyi bozan şey olduğu için engel, engel ve Tanrı'nın sesini işitmenin de yolu ilişki olduğu için günah ilişkiyi bozuyor. Ee, i̇nsan arasında da aynı şey değil mi? Doğru. İki insan arasında günah girdiği zaman ne oluyor? İlişkiyi bozuyor. İlişkiyi bozduğu zaman ilk olan şey ne? İnsanlar ne diyor? Küstüm. Uh -huh. Konuşmayı bırakıyorlar artık. İlişkiyi kestikleri zaman Aralarındaki iletişim de kesiliyor, kopuyor. kopuyor ve artık konuşma, işitme de bitiyor. İşte günah da Rab'le O'nun aramızdaki ilişkiyi koparan bir nesne. Evet. Ve Onun için Rab bize bu konuda ne diyor? ''Tövbe et, bana gel.'' Hatta biraz evvel söyledim, Yaradıs ne diyor? ''Bana gel.'' ''Neredesin?'' ''Neredesin?'' ''Seni arıyorum.'' ''Arıyorum.'' Ama insanlar Tanrı'dan uzak. Koptular, korkuyorlar, kaçıyorlar. Ve günah o suçluluğu getirdiği için, o utancı getirdiği için insanlar da Tanrı'ya yaklaşmaya çekiniyor, korkuyor. Cezalandırılma korkusuyla Tanrı'ya yaklaşamıyor. Ama işte İsa Mesih'te cezalandırılma korkusuyla değil, bağışlanma lütfuyla Tanrı'ya yaklaşabiliyoruz. Hmm. Ve ile olan ilişkimiz e, düzeliyor. Barışıyoruz Tanrı'yla ve Tanrı'nın sesini işitebilecek bir konuma geliyoruz. Yani doğruluk konumu da bu. Tanrı'nın önüne... Korkmadan, utanmadan gelebilmek, ona yaklaşabilmek ve onunla lütuftan, sevgiden e, kaynaklanan bir e, ilişkiyle e, birlikte olabilmek ve onun sesini işitebilmek. Ve bir yabancı sesi takip etmemek. Şimdi koyunların diyor sesimi tanır. Evet. E şimdi şöyle bir şey var. Yani a, değil mi? İkimiz de evliyiz. Evet. Büyük bir kalabalığın içinde, diyelim bir odanın içinde 20-30 tane bayan olsa değil mi? Evet. Ama eşimiz adımızı çağırdığı anda biliriz değil mi? O sesi tanırız. O sesi tanırız. Neden? Hayır ederiz diğerlerine Hayır. o sesi. Hayır ederiz. Çünkü artık o sesi çok iyi tanıyoruz. Neden? Bir ilişkimiz var, bir yakınlığımız var, bir tanışmışlığımız var. Bunun içinde de Tanrı ile o yakın ilişki ve o yakın ilişki sürdürmek, arzulamak, günlük olarak sürdürmek imanlının hayatında... Tanrı'nın sesini işitebilmek, e, işitebilmeyi sağlıyor ve yabancı sesi de ayırt etmeyi sağlıyor. Yani Tanrıya ne kadar yakın olursan, onun sesini o kadar daha iyi bir şekilde ayırt edebilirsin, o kadar daha net bir şekilde işitebilirsin. Doğru. Onun için bir imanının da en önemli yapacağı şey ruhsal kulaklarını açması. Evet. Çünkü Matta kitabın 11. bölüm 15. ayetinde diyor ki kulağı olan işitsin diyor. Evet. O zaman iyi bir dinleyici olmamız, evet. iyi bir işiten olmamız gerekiyor. Ve İsa paylaşırken büyük bir kalabalık vardı. Evet. Herkesin iki kulağı var ama çoğu işitmiyordu. Hı hı. Çünkü başka bir kulaktan bahsediyor burada İsa. Yürekten işitmek değil mi? Evet. Yüreğimizin kulaklarının açık olması ve Tanrı'dan işitmeyi istemek, arzulamak ve bunun peşinde olmak. Hı hı. Amin. Kısa Amin. bir ara verelim. Sevgili izleyeceğimiz bu kısa aradan sonra tekrar devam ediyoruz. İncil, kitapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz mujdeturkiye.msn.com SMS hattımız 0534 611 81 75 Joyce Meyer'in Aklın Savaş Alanı adlı kitabını ücretsiz edinmek için bize yazınız. Posta kutusu 168, Şişli İstanbul. E-posta adresimiz müjdeturkiye.msn.com SMS hattımız 0534 611 8175. Sevgili izleyicilerimiz, Uyanış adlı programımız devam ediyor. Ben Pastor Güçlü Erman. Bu program serisinde Tanrı'nın sesini işitmek konusuna değinmekteyiz ve paylaşım içinde yardımcı olmak için de Pastor Hamdi Erman bizlerle birlikte. Pastor Hamdi biraz önce değindiğimiz konu o Tanrı'nın sesi ve yabancı sesi Hı -hı. ayırt edebilmek. Birçok yabancı ses var. Evet. Ve yabancı sesleri işittiğimiz zaman kafamız karışıyor. Çoğu zaman imanlı kardeşler gelip bize diyorlar ki kafa kafam çok karışık. Değil mi? Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Nasıl karar vereceğimi bilmiyorum. Oraya mı gideyim, buraya mı gideyim, bunu mu yapayım, şunu mu yapayım? E, bu okula mı gideyim, bunu mu okuyayım, bu işe mi gireyim? Yani ne yapmam gerekiyor, değil mi? Onunla mı evleneyim, bununla mı evleneyim? Kafam çok karışık. Bunu çok işitiyoruz, değil mi? Doğru. Bu, bunu. E şimdi ne, neden kafaları karışık? Çünkü tanrının sesini ayırt edemiyorlar. Doğru. E şimdi tanrının sesini ayırt etmek için de tabii ki tanrıyı tanımak ve tanrıyla kişisel derin bir ilişkiye sahip olmak lazım. E şimdi günlük olarak Tanrı'yla derin e, kuvvetlenen, daha da yakınlaşan bir ilişkileri yoksa zaten Tanrı sesini işitmekte çok zorluk çekecekler. Yani Tanrı sesini gelip de pazar günü bir iki saat kiliseye gelip de işte bir 45 dakika bir saatlik bir vaaz işitmekle Tanrı sesini işitemezsin. Doğru. Yani bu sadece ihtiyacın olanın belli bir yüzdesi. Belki belki diyebilirim ki yüzde yirmisi. Ama günlük olarak kişinin Tanrı'yla günlük bir ilişki geliştirmesi, o ruhsal disiplini geliştirmesi lazım. Doğru. Değil mi? Evet. Şimdi Tanrı'nın sesi diyoruz. Bu esrarın biz bir şey değil. Bu gökten gürleyen, aa oğlum ben sana konuşuyorum. Hani bunlar da oluyor ama bunlar çok nadir oluyor. Değil evet. mi? Hani İsa da gökler açıldı diyor, gökten baba konuştu. Hı <laughs> hı. Bu benim biricik oğlum, işte ondan hoşnudum. Evet. Ama bu her gün olan, Günde 5-10 kere olan bir şey değil. Evet bu hayatımızın belli kısımlarında olabilecek doğa üstü deneyimler. Ama bunun dışında İsa bile sabahın erken kalkıp gidip dua ediyordu. Değil mi? Duada ne yapıyordu? Babasının sesini işitiyordu. Ondan sonra diyor babamdan ne işittiysem onu yapıyorum. Babamdan ne gördüysem onu yapıyorum. Değil mi? Evet. Yani bu günlük bir disiplin. Bu çok önemli değil mi? Çok önemli. Böyle i̇nsanlar e, Tanrı'nın önüne geçiyorlar ve ani kararlar alarak ona danışmadan, ondan işitmeden biraz evvel bahsettiğim gibi almış olduğu kararlardaki başarısızlık onların iradesinden, benliğinden çıkan kararlara uymalarından dolayı oluyor. Evet. Tanrı'ya zaman vermiyorlar. Biraz evvel çok güzel söyledin. Tanrı bize bir ağız iki kulak verdi dedin. Onun için ne yapacağız? Daha fazla duymayı isteyeceğiz. Ama insanlar bir alamet olsun, bir belirti olsun, bir işaret olsun da Tanrı onda da konuşsun diye bekliyor Hayır. Tanrı hiç umulmadık anlarda bile konuşuyor. Evet. Ve Tanrı'nın bize konuşmasının iki önemli unsuru var. Bir kere bunu anlamamız lazım. Evet. Tanrı'nın sesi diyoruz. Bu arada Tanrı'nın sesi nedir? Tanrı'nın isteğidir, Tanrı'nın iradesidir, değil mi? Uh -huh. Tanrı'nın planıdır, Tanrı'nın amaçlarıdır. Tanrı bize konuştuğu zaman ne söyleyecek ki? İsteğini açıklayacak. E, amaçlarını açıklayacak. Bize yön verecek. A, İsa böyle dedi. Ben gidiyorum. E, ama sizi öksüz bırakmayacağım. Çünkü İsa öğrencilerle birlikteyken onlarla konuşuyordu ve onun sesini işitilebilir bir şekilde kendi doğal kulaklarıyla işitiyorlardı. Ama İsa göğe alındıktan sonra artık onların yanında olup da onlara konuşacak, hı hı. önlerinde görebilecekleri, tutunabilecekleri, do dokunabilecekleri bir İsa yoktu. Ama İsa ne dedi? Ben size Gerçeğin ruhunu, kutsal ruhu göndereceğim. O sizinle birlikte olacak. Hatta sizin içinizde olacak değil mi? Amen. Size öğrettiğim her şeyi size hatırlatacak. Değil. Hatta gelecek olan şeyleri size gösterecek. Doğru. Bunun için şunu anlamamız gerekiyor. İsa Mesih yeryüzündeyken iyi çoban olarak öğrencileriyle birlikteydi. Uh -huh. Ama İsa göğe alındıktan sonra unutmayalım ki Tanrı'nın sesini işitebilmenin bizim için sağlanan iki yolu var. Birincisi yazılı olan sözü 66 kitapçıktan uh -huh. oluşan şu kutsal kitap, değil mi? Evet. Bu Tanrı'nın sesidir. Doğru. Kutsal kitabı okuduğumuz zaman Tanrı'nın sesi bize konuşuyor ve Tanrı'nın isteğini anlayabiliriz. Evet. Bunun dışında da bize kutsal ruhunu verdi. Hı uh hı. -huh. Kutsal ruh içsel bir sesle bize konuşuyor, değil mi? Tabii. Tanrı'nın ruhu bizim ruhlarımıza tanıklık ediyor. O yüzden dediğim gibi bulutlarda bir alamet beklemek de <laughs> olmuyor işte e, e, hani etrafta insanlar Tanrı'nın konuşmasını bekliyor, e, şöyle dua diyorlar, Rab diyorlar işte sen bu işe girmemi istiyorsan köpeğim üç kere saat 3'te üç kere havlasın yani böyle bir şey olamaz ya da işte falanca beni arasın ve şunu desin İşte bugün şöyle olsun, o gün böyle olsun Tanrı bizi artık dışsal belirtilerle konuşmuyor bu evet. eski antlaşmada olan Bunlar bir şey. hepsi doğal şeyler, evet. Tanrı bize içsel sesiyle konuşuyor. O yüzden bunu anlamak çok önemli. Evet. Aynı zamanda bizim Tanrı sözüne <laughs> tamamen itaat etmemiz, ona güvenmemiz gerekiyor. Mesela ben yine 1. Yuhanna'dan 5. bölümden okumak istiyorum. 14. ayet. Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki, onun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Evet. Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre ondan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz. Evet. Onun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Yani burada karşılıklı bir ilişkiden bahsediyor. Evet. Ve onun isteği. O zaman onun isteğini bilerek dua etmemiz lazım. Doğru. Onun isteğini bilerek dua edersek bizi işitir. Tanrı da bizi işitmek istiyor. Tabii. Hem biz Tanrı'yı işiteceğiz, Tanrı'nın sesini. Hı hı. Ve biz Tanrı'nın sesini işittikten sonra Tanrı'nın sesine yanıt verdiğimiz zaman da o bizi işitecek. O zaman Tanrı'nın sesi nedir demiştik? Tanrı'nın isteğidir. İsteği. Tanrı'nın isteğine uygun ne dilersek. Peki Tanrı'nın isteğini nasıl bileceğiz? Tanrı'nın isteğini nasıl bileceğiz? Bir kere ilk önce Tanrı ile güçlü bir ilişkiye gireceğiz. Onun sözünü okuyacağız. Üzerine derin derin düşüneceğiz. Ve dualarımızla Tanrı'ya yakaracağız. Evet. Tanrı'nın isteği nedir? Tanrı'nın sözüdür. Sözüdür. Tanrı'nın sözünü biz bilmezsek hayatımızın herhangi bir alana nasıl yön verebiliriz? Evet. Onun için Tanrı sözünü her alanda hayatımızda iyice bilmemiz lazım. Onun için biraz evvel bahsettiğim gibi kutsal kitabımızı çok iyi bilmemiz lazım. Evet. Onun yazılı sözünün üzerinde kendimizi eğitmemiz lazım. Bu bizim zaten ruhsal büyümemizi sağlayacak. Evet. konuş sesini işitmek istiyorum diyor insanlar bekliyorlar hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Aslında Tanrı diyor ki, aç kitabımı oku. Tanrının isteğinin iki kısmı var. Birincisi bilinen isteği, ikincisi Hı -hı. bilinmeyen isteği. Hı -hı. Bilinen isteği nedir? Herkes için genel olan yazılı isteği. Tanrının evet. hayatımız için isteğinin yüzde doksanı zaten Kutsal Kitap'ta yazılı. Yazılı. Yani insanlar bazen yazılı olan şeyi için dua ediyorlar. Halbuki, yani. Ondan sonra da Tanrı bana konuşmuyor diye şikayet ediyorlar ama aslında zaten Tanrı konuşuyor. O Tanrıya sorduğu konunun cevabı var ya kitapta yazılı. Onu okuduğu zaman zaten Hı -hı. o Tanrı'nın sana konuşan sesidir. Evet. Yazılı isteği Tanrı'nın bütün insanlar için olan genel isteği ve konuşmasıdır, değil mi? Evet. Kutsal kitapta bütün imanların Hı -hı. uygulaması gereken şeyler yazılıdır. Bu Hı -hı. herkes için eşittir ve aynıdır. Hı -hı. Ama onun dışında da Buna Tanrı'nın bilinen isteği diyoruz. Yani herkes için gayet açık ve net yazılmıştır. Yani bunu sorgulamaya gerek yok. Bu yazılıdır. Bir de bilinmeyen isteği var. Herkes için bireysel olan isteği. Kişiye özgün isteği. Mesela genel isteği nedir? Tanrı herkesin tövbe etmesini istiyor. Öyle diyor. Doğru. Herkesin tövbe etmesini ve oğlu İsa'ya iman etmesini istiyor. Kurtulmasını Doğru. istiyor. Herkesin bağışlamasını istiyor. Tanrı herkesin birbirini sevmesini istiyor. Tanrı herkesin sevinçle dolu olmasını istiyor. Yani bunlar genel Günahtan şeyler. Günahtan kurtulmasını istiyor. Evet. Ve en önemlisi bence Tanrı sözünü işiten bireysel kişinin ona itaat edip onu uygulaması gerekiyor. Evet. Ve bu kitapta yazılı olan genel isteği herkes için aynı. Aynı. Değişmeyen bazı iste bazı şeyler var. Evet. Bir de bunun dışında kişiye özgün şeyler Hı -hı. var. Mesela yani e, herkesin farklı bir hizmeti var. Doğru. Biri pastör olarak çağrıldı, diğeri elçi, diğeri e, önder, e, işte diğeri öğretmen, diğeri peygamber, diğeri müjdeci. E, belki birisini doktor olmaya çağırdı, diğerini avukat olmaya çağırdı, birini vaiz olmaya çağırdı. ...bir diğerini e, teknik işler yapmaya çağırdı. Yani herkesin yetenekleri, armağanları, çağrıları farklı. Evet. Bu kişiye özgün. Hı hı. Kiminle evleneceğin mesela. Yani e, kutsal kitabı açıp da işte şu ayda, şu günde, şu kişiyle şu şehirde evleneceksin diye bir ayet bulamaz. Yok zaten öyle bir evet. şey. Peki o zaman Tanrı'nın bireysel olarak senin için o konudaki isteğini nasıl bileceksin? O da... Kişisel ilişkiyle ve Tanrı'nın ruhunun sana konuşmasıyla olacak. Doğru. Bu Tanrı'nın bilinmeyen isteği diyebiliriz ve şu çok önemli: Tanrı'nın bilinen isteği yazılı olan eğer yüzde doksanıysa <laughs> ve diğeri de bilinmeyen yüzde onuysa o zaman bizim ilk önce bilineni uygulamamız lazım. Doğru. Bilineni yazılı olanı uygulamayan, yazılı olmayanı bilinmeyeni işitmeyi asla beklememelidir. Çok doğru söylüyorsun. Elinde olanla güvenilir olmayana daha fazlası verilmez. Aynı şekilde. O yüzden elinde olanla güvenilir olacaksın. İlk önce Tanrı'nın senin için olan isteğini uygulayacaksın. Ve o ruhsal olarak yürüyeceksin ve diğer gerisi sana verilecektir. Amin. İlk, ilk olanı bilmezsen sonra gelecekleri nasıl anlayabilirsin evet. ki? Yani bunun için e, Tanrı'nın sesini işitmek istiyorsak açıp kutsal kitabı okumamız gerçekten çok önemli. Doğru. Haleluya. Programımızın da sonuna geldik. Evet sevgili izleyicilerimiz. Belki diyorsunuz ben Tanrı'nın sesini işitmek oh. istiyorum. Evet nasıl Tanrı'nın sesini işiteceğim? Tanrı'yı nasıl tanıyacağım? İsa Mesih'i tanıyarak Tanrı'yı tanıyacaksın. İsa Mesih'teki kurtuluşu aldığın zaman Tanrı'yla kişisel bir ilişkiye sahip olacaksın. O zaman Tanrı'nın sesini işitebilirsin. Belki diyecek diyorsun ki Tanrı sesini eskiden işitirdim ama artık işitemiyorum. Ne oldu bilmiyorum. Ne oldu biliyor musun? Aslında ben sana söyleyeyim. Hayatında günaha yer verdiğin için artık Tanrı'nın sesini işitemiyorsun. Tanrı'nın yazılı isteğini uygulamadığın için Tanrı'nın sesini işitemiyorsun. Kutsak kitabını açıp okumadığın için Tanrı'nın sesini işitemiyorsun. Bugün yeni bir karar ver. Tekrar Tanrı'ya adan ve Tanrı'nın isteğini yerine getirmek için Kutsal kitabını aç, oku ve buna göre yaşamayı seç. Benliğin ve dünyasal arzuların peşinden gitmeyi bırak ve artık bundan sonra Tanrı'nın peşinden gitmeye başla. Belki diyeceksin ki evet ben bu kararı vermeye hazırım. Birlikte dua edelim. Gözlerini kapat ve benden sonra bu duayı tekrar et. Sevgili Tanrım. Sevgili Tanrım. Oğlun İsa'nın adıyla sana geliyorum. Oğlun İsa'nın adıyla sana geliyorum. Bütün günahlarımdan tövbe ediyorum. Bütün günahlarımdan tövbe ediyorum. Yüreğimi sana açıyorum. Yüreğimi sana açıyorum. Yüreğime gel. Yüreğime gel. Beni bağışla. Beni bağışla. Beni akla. Beni akla. Beni yıka. Beni yıka. Beni temizle. Beni temizle. Beni ruhunla doldur. Beni ruhunla doldur. Beni yönlendir. Beni yönlendir. İsa Mesih'i İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım Rabbim olarak. Rabbim ve kurtarıcım olarak. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Hayatımı hayatımı Tanrı'ya teslim ediyorum. Tanrı teslim ediyorum. Rab teşekkür ediyorum. Rab teşekkür Beni ediyorum. Beni bağışladığın için. Beni bağışladığın hayatımda için. Hayatımda olduğun için. Hayatımda olduğun sana için, için. Sana şükrediyorum. Sana şükrediyorum. İsa Mesih'in adıyla. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Amin. Haleluya. Sevgili dostum, benim de sana çok iyi bir haberim var. Günahların bağışlandı, aklandın ve Tanrı'yla kişisel, yeni, taze bir ilişkiye sahipsin. Evet, artık sen bir koyun oldun ve iyi çobanın sesini işitebilirsin. Onun sesini tanıman lazım. Aç kutsal kitabını oku. Dua ile ona yaklaş. Ve onun sana konuşması için ona bir fırsat ver. Rab seni yönlendirecek. Ve hayatının her gününde adım adım seninle birlikte olacaktır. Haleluya. Lütfen bize yazın. Sizden eşitmek istiyoruz. Dua istekleriniz varsa sorularınız veya herhangi bir tanıklığınız bizlerle paylaşın. Başka bir programda birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. İncil, kitapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136, Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz mujde.turkiye@msn.com. SMS hattımız 0534 611 81 75. Kutsal Kitap'ta Tanrı sözünde eğitilen, kendisini eğitenle bütün nimetleri paylaşsın diye yazılmıştır. Bu program ve hizmetimiz tıpkı sizin gibi Rabbi seven ve bu hizmete ortak olan kişilerin sunularıyla mümkün olmaktadır. Sizi dualarınızla ve sunularınızla bu hizmete destek olmaya davet ediyoruz. Bereket alıyorsanız bereket olun. Böylece hem ödüllerimizi paylaşmış olursunuz hem de başka canları bereket olmuş olursunuz. Unutmayın az eken az biçer. Çok eken çok biçer.